Bugünkü konumuz ICSI, yani başka bir deyişle intrastoplazmik sperm enjeksiyonu. Peki nedir ICSI? ICSI bir dölleme yöntemidir. Yani tüp bebek tedavilerinde spermle yumurtayı buluşturma yöntemidir bir nevi. ICSI Türkiye'de oldukça popüler bir yöntem. Neden popüler? Çünkü bütün gündüz kuşağı programlarında zaten bahsedilen bir yöntem. Mikro enjeksiyon diye bilinen bir yöntem. Hatta böyle bazı internet siteleri forumlarına girdiğinizde işte bana mikro yapıldı, sana ne yapıldı gibi sorulara konu olan bir yöntem ICSI. Avrupa'da sadece erkek faktörü vakalarda ICSI kullanılırken Türkiye'de şu an neredeyse %100'e yakın ICSI kullanılıyor diye söyleyebiliriz. Peki ICSI'de biz ne kullanıyoruz? Şimdi onlardan bahsedeceğim. Ne gerekiyor ICSI için? Önce bir invert mikroskop gerekiyor. Bunun yanı sıra invert mikroskopun üzerinde şu gördüğünüz ataçmanlara sahip bir mikro manipülasyon sistemi gerekiyor. Tabii bunu izlemek için bir de kamera ve ekran olsa iyi olur. Eğitimlerde bayağı işe yarıyor. Bunun yanı sıra da bazı sarf malzemeler kullanıyoruz. Özellikle üzerine basa basa anlatacağım bir holding pipeti. Onun yanı sıra da bir ICSI pipeti. Şimdi ne kullanıyoruz demiştik? Öncelikle bir invert mikroskop kullanıyoruz demiştik. Nasıl bir mikroskop bu? Bu mikroskopumuzda 4 tane objektif kullanıyoruz. Biz bir tanesi 10, bir tanesi 20, biri 40 ve biri de lazer objektifi olmak üzere. Aynı zamanda şu baktığımız okülerler de 10 kat büyütme özelliğine sahip. Dolayısıyla biz spermi seçerken 40x'i kullandığımızı varsayarsak biz spermi yaklaşık 400 kat büyütmüş oluyoruz bu iki objektifle. Aynı zamanda bir de şurada 1,5 kat daha büyüten bir aparatı var. Dolayısıyla bir spermi 600 kat daha büyüterek onun morfolojisini ciddi bir şekilde değerlendirebilme şansı veren bir mikroskop bize invert mikroskop. Peki mikro manipülatör ne işe yarıyor? İşte o bütün yumurtayı tutma, spermi alma gibi bütün o aksiyonun işleri bu manipülasyon sistemiyle yapıyoruz diyebiliriz. Bunun hava yağ ya da yağ şeklinde bir takım varyasyonları var. Bizim kullandığımız sistemde yağ ve hava kullanıyoruz. Ne şekilde? Sağ tarafta ICSI pipetini taktığımız bir aparatımız var ve bunun ucunda bir hat var, bakın line. Bu hat buradaki enjektöre bağlanıyor ve bu enjektörün içine biz yağ çekiyoruz. Ve aspirasyon sırasında, yani spermi pipetin içine alırken ya da yumurtanın içine koyarken yaptığımız aspirasyon sırasında buradaki sistemdeki yağ kontrollü bir şekilde spermi hareket ettirmemize yardımcı oluyor. Yağlı sistemlerdeki en büyük problem şu, içeriye hava kaçtığı zaman, yani line'in içine herhangi bir yerden bir temassızlık varsa ve içine hava kaçarsa işte o zaman sistemde bir takım kontrolsüzlükler meydana geliyor. Bu sakın unutmayın, bu çok önemli. Yağlı sistemlerde havadan muhakkak korumalıyız sistemi. Bir de holdingi taktığımız taraf var. Sol taraf, yumurtayı tuttuğumuz taraf. Yine böyle bir aparatımız var. Ucuna holding pipetimizi takıyoruz. Bu hattı biz hava yoluyla kullanıyoruz. Bakın ucuna bir ağız pipeti ya da herhangi bir enjektör takılabiliyor. Burada bir hava yoluyla yardımıyla yumurtayı pipetin ucunda sabitleyerek içerisine spermi yerleştirebiliyoruz bunda. Bunun yanı sıra kullandığımız sarf ürünler var. Bunlar neler demiştik? Bir holding pipeti, bir de ICSI pipeti var demiştik. Holding pipeti ne yapıyor? Yumurtayı tutuyor. Adı İngilizceden geliyor, hold tutmak anlamında. Yumurtayı tutuyor. Bunun iç çapı yaklaşık 20-30 mikrometre civarında oluyor. Markadan markaya ufak değişiklikler gösterebiliyor. ICSI mikropipetinin ise sperm daha küçük bir hücre olduğu için yaklaşık 5-6 mikrometre olanını biz kullanıyoruz kendi laboratuvarımızda, ama bazı vakalarda örneğin tek yumurta olduğunda ya da yumurta morfolojisini değerlendirdiğimizde biraz daha kırılgan olduğunu, hassas olduğunu düşündüğümüz yumurtalarda 4,5-5 mikrometre olan daha ince mikropipetleri kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bazı spermlerin baş kısımları biraz daha büyük olabiliyor. Dolayısıyla onların pipetin içine daha rahat girebilmesi için biraz daha kalın, bir tık daha, yani 7-8 mikrometre kalınlığında kullandığımız, sperm toplamak için kullandığımız bir takım mikro pipetlerimiz de mevcut. Şimdi birazdan pipetleri yerleştireceğiz yerlerine. Herkes elini alacak. Arkasından da yumurta ve spermi getireceğiz ve mikro enjeksiyona başlayacağız. Haydi seyredin bakalım. Evet, şimdi pipetlerimizi takıp birazdan ICSI'ye başlıyoruz. Öncelikle holding pipeti takıyorum. Nasıl taktığımızı da göstereceğim size bu videoda. Ne demiştik? Havalı kısmı holdingi takıyoruz. Dikkat ediyoruz. Ucu çok ince olduğu için kırılmasından
korkarak dikkatli bir şekilde içeriye yerleştiriyorum. Ve aparatın ucunu sıkıştırıyorum, yerine yerleştiriyorum. Dışarıdan baktığımızda çok ince bir ucu var ama yere paralel görmeye çalışıyorum. Evet, 20'lik objektifte ben ayarlamayı seviyorum. Bu manuel bir sistem. Bunun otomatik sistemleri de var. Yani motorize sistemleri de var ama bu manuel bir sistem. Biz elimizle ayarlıyoruz iğneyi. Şurası yukarı aşağı hareket ettiriyor. Şuralardan da sağ sol öne arkaya şu iki butonla ayarlayabiliyoruz. Öncelikle belli bir düzeye kadar indirdik. Biraz fazla ileriye gittik. Geriye alıyoruz. Evet. Şimdi ortada, ışığın ortasında fakat ufak hareketlerle, öne arkaya hareketlerle görmeye çalışıyoruz. Bakın ekranda da zaten gördünüz, bakın holdingi şu an ekrana aldık. Yere paralel, ufak bir ayarla da tam görüyoruz. Şu an oldukça iyi bir şekilde ayarlanmış vaziyette. Biraz geriye çekiyorum ve yukarıya kaldırıyorum. Şimdi sıra X pipetinde. Bu sistem yağlı olduğu için içine hava girmiş olabilir. Ne demiştik? Yağlı sistemlerde havanın girmesini istemiyoruz. Dolayısıyla biraz yağı dışarıya veriyoruz ki içinde herhangi bir hava varsa dışarıya çıksın diye. Yağı çıkardıktan sonra ve havayı, pipeti indiriyorum belli bir seviyeye kadar, sıkıştırıyorum. Ve bakın yağın kontrollü bir şekilde hareket ettiğini izliyorum. Belli bir noktada duruyorsa içeride herhangi bir hava yok demektir. Bunu muhakkak kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde ışığın üst tarafına bir yere getiriyorum ve manuel olarak aşağıya indiriyorum. Yine küçük hareketlerle sağa sola öne arkaya. Birazdan gölgesini göreceksiniz. Bakın gördünüz mü? Pipetimiz ortaya çıktı. Fakat şu an yamuk duruyor. Dolayısıyla küçük bir hareketle onu ekrana daha paralel bir hale getirdim. Bakın, gayet güzel. Şimdi yukarı kaldırıyorum. Pipetlerimizi ayarladık. Şimdi yumurta ve spermi getireceğiz ve X'ye başlayacağız. Hem havuza hem de bu spermlerin hareketini yavaşlatan PVP diye bir medium vardı ya, hani kültür solüsyonları videosunda izlemiş olmanız lazım. İzlediyseniz bilirsiniz. İşte onun içine de biraz daha sperm koydum. Şimdi yumurtalar alıyorum. Şimdi X'ye gidiyoruz. Öncelikle X pipetimizi PVP'nin içine indiriyoruz. Ve içerisinde biraz PVP çekip sabitliyoruz. PVP yoğun bir ortam olduğu için spermin daha kontrollü bir şekilde pipetin içinde ilerlemesini sağlıyor. X'i de sperm seçimi çok çok önemli. O nedenle ince eleyip sık dokuyoruz. Kuyruklarını kıracağım. Kuyruk kırmak ne demek? Spermlerin hareketini durdurmak demek. Şu şekilde sadece kuyruğa pipetle ufak dokunuşlarda bulunarak gördüğünüz gibi spermin hareketini durdurdum. Spermlerin başını görmek istiyoruz. Baş morfolojisi, kuyruk ve boyun. Şu sperm oldukça iyi görünen bir sperm. Bunu kullanacağım. Yavaş bir şekilde pipetin içine alıyorum. Ve pipetin içinde bakın sabitledim. Artık bir yere kaçamaz. Şimdi yumurtaya gidiyoruz. Bu bir M2 yumurta. Yani X yapılabilecek gibi olan bir yumurta. Hemen yukarıda bakın burada polar cisimcik var. Saat 12 yönünde. X yapılırken bu polar cisimciğin ya saat 12 ya da 6 yönünde olması tercih ediliyor. Ben 12'yi tercih ediyorum. Bunun nedeni de birazdan geliyor arkadaşlar.
Şimdi X pipetimizle saat 3 ya da 4 yönünden giriş yapacağız ve spermi polar cisimciğe uzak bir noktaya bırakmaya çalışacağız. Yavaşça giriyoruz. Aspire ediyoruz. Oolemmayı delmemiz gerekiyor içeri girebilmemiz için. Evet, deldik. Ve süpermi bırakıp çıkıyoruz. Sümüksleri bitirdik, yumurtaları kaldırdık inkübatöre ama şimdi çok kısa ben hani bir şeyden bahsedeceğim demiştim. Neden polar cisimciği saat 12'de ya da 6'da tutuyoruz ve neden spermi oraya uzak bir noktaya koyuyoruz? Kısaca ondan bahsedeyim. Şurada bir örneğimiz var tekrar kameraya aldığımız. Yumurtamız, polar cisimcik bakın yukarıda, onu saat 12'ye döndürüyoruz. Bunu holdingin ağzında X pipeti yardımıyla çevirerek yapıyoruz. Spermi X pipetin ucuna kadar getiriyoruz yavaşça ve saat 3 civarından giriyoruz. M2 oosit mayoz ikisini bitirmemiş, tamamlamamış bir oosit. Dolayısıyla şu bölgede mitotik spindle olduğu düşünülüyor. Polar cisimciğe yakın yerde. Dolayısıyla amacımız X pipetiyle girdiğimizde o mitotik spindle'a zarar vermemek. Tüm oositler de orada olmayabilir ama teorik olarak orada olduğu öngörülerek X'i bu şekilde oluşturulmuş, bu şekilde yapılması uygun görülmüş. Dolayısıyla amacımız spermi koyduğumuz yere girerken sonuçta bir iğne yardımıyla giriyoruz. Dolayısıyla o mitotik spindle'a da zarar vermek istemiyoruz daha sonraki bölünmeleri etkilememesi açısından. X'i anlattık, çok sevdiğimiz bir işlem. Umarım bütün sorularınıza cevap vermişizdir. Bizi seyretmeye devam edin. Kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.